Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Allahümme lekel hamdu kullu ve lekel mülkü kullu ve biyedikel hayru kullu ala niyetühü ve sirru fe ehlen inneke ala kulli şeyin kadir fe ehlen enneke entallahu la ilahe illa ent. Allahümme salli ve sellim ve barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed bi adedi ilmi. Subhanallahil azim bi adedi halqi ve mil'el mizan ve mintehel ilm ve mebla rıda ve zinetel arş. Çok kıymetli ve muhterem efendiler, Fıkıh Ekber'in keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor. Enbiya suresi 96. ayeti kerimede Estaizu billah Hatta izâ fütühat ye'cûcu ve me'cûcu ve hüm min kulli hadebin yensibûn. Nihayet Yecüc ve Mecüc septi açılıp da her tepeden saldırdıkları ve hak olan vaat yaklaştığı zaman, işte o vakit inkarcı olanların gözleri hemen dikilecek. Yine En'am suresi 159. ayeti kerimesinde يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ اَوْ كَسَبَتْ فِي اِيمَانِهَا خَيْرًا. Rabbinin mucizelerinden, kıyamet alametlerinden biri geldiği zaman evvelce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış olan kimseye o gün iman etmek hiçbir fayda vermez. Yani güneş batıdan doğduğu zaman kafirlere iman fayda vermeyecektir. Tövbe etmemiş bulunan günahkarların tövbeleri de kabul olmayacaktır. İsa aleyhisselam hakkında Allah Teala şöyle buyuruyor: Ve innehu le'ilmun lis-sa'ati. İsa'nın inişi kıyamet alametlerindendir. Kıymetliler, bu da Zuhruf suresinin 61. ayeti kerimesidir. Şimdi yine ve in min ehlil kitabi illa le yu'minenne bihi kable mevti. Yahudi ve Hristiyanlardan hiç kimse yoktur ki ölümünden evvel İsa'ya iman etmiş olmasın. Kıyamet kopacağı zaman Hazreti İsa aleyhisselam yeryüzüne inecek ve böylece bütün milletler gerçekten İslam milleti olarak tek bir millet haline gelecektir. Şimdi kıymetliler, şeriat artık Muhammed'i şeriattır. İsa aleyhisselam geldiği zaman yeryüzünde İslam'ın şeriatını, Muhammed'i şeriatı uygulayacaktır. İsa aleyhisselam başka bir emirle, başka bir kitapla, başka bir şeriatla gelmeyecek. Hazreti Muhammed'e ümmet olarak gelecektir.
Muhammedi şeriatı uygulayacaktır yeryüzünde ve artık bütün milletler gerçekten İslam milleti olarak tek bir millet haline gelecektir. Zaten Allah bir, dini İslam da bir. Dünyada bölünme, parçalanma insanların kendisinden, sapıklığından kaynaklanmaktadır. İsa aleyhisselam gelmeden önce Mehdi, Mekke ve Medine haremlerinde ortaya çıkacak. Sonra Kudüs'e gelecek, ondan sonra Deccal gelip onunla beraber bulunacak. İsa aleyhisselam da Dimeşk'e, yani Şam'a, Doğu minaresinden inerek Deccal'ı öldürmeye gelecek ve Deccal'ı orada bir darbeyle öldürecek. İsa aleyhisselam yeryüzüne inince tuz suda eridiği gibi Deccal da eriyip gidecek. Bundan sonra İsa aleyhisselam Mehdi radıyallahu anh ile buluşacak. Bu arada namaz kılınacak. Mehdi namazı kıldırması için İsa aleyhisselama işaret edecek. Fakat İsa aleyhisselam, bu namaz senin için kılınıyor diyerek mazeret belirtecek ve sen bu namazı kıldırmaya benden daha layıksın diyecek. İsa aleyhisselamın Hazreti Peygamber'in şeriatına uyduğu ortaya çıkması için Mehdi'ye uyacak. Böylece beraber namaz kılacaklardır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu manaya şu şekilde işaret buyurmuşlardır. Eğer İsa aleyhisselam hayatta olsa onun için bana uymaktan başkası caiz değildi. Şimdi kıymetliler, İsa değil sadece, dünyaya bütün peygamberler gelse Hazreti Muhammed'e tabi olacaklardır. Onun şeriatına tabi olacaklardır. Sadece İsa aleyhisselam değil, bütün peygamberler dünyaya gelmiş olsa Muhammed'in ümmeti diller, ona uyarlar. Başka şeriat getirme şansları yoktur. Artık peygamberlik kapısı Hazreti Muhammed'le mühürlenmiştir. Yine şöyle baktığımız zaman hem Allah vaktiyle peygamberlerden şöyle bir söz almıştı. Celalim hakkı için size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde getirdiğinizi tasdik eden bir peygamber geldiğinde mutlaka ona iman edeceksiniz. Ve herhalde ona yardımda bulunacaksınız. Bunu ikrar ettiniz mi? Ve bu ağır ahdimi üzerinize alıp kabullendiniz mi buyurdu. Ali İmran Suresi 81. ayeti kerimede ve iz ehezallahu misagan nebiyye lima lema ateytüküm min kitabin ve hikmetin sümme caeküm rasul. Sadakallahul azim. İşte bu ayeti kerimede bütün peygamberlerden yüce Allah söz aldı. Muhammed'in peygamberliğini hepsi tasdik ettiler. Ona yardım etmeyi için de Allah'a söz verdiler. İşte ağır bir ahdimi diyor, bakın, üzerinize alıp kabullendiniz mi buyurdu. Ve onlardan evet dediler.
Tayalisi'nin müsnedinde rivayet ettiğine göre İsa aleyhisselam yeryüzünde 40 sene kalacak. Sonra ölecek. Müslümanlar cenaze namazını kılıp onu gömecekler. Başka ravilerin rivayet ettiklerine göre İsa aleyhisselam Hazreti Peygamber ile Hazreti Ebu Bekir'in kabirleri arasında defnedilecek. Bir rivayete göre ise Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer arasında gömülecektir. Peygamberlerin kanatları arasına giren Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'e ne mutlu. Bir rivayete göre İsa aleyhisselam yeryüzünde 7 sene kalacaktır. Bunlar değişik rivayetler. En doğrusunun bu olduğu da söylenmektedir. İki rivayetteki 40'tan maksat güve çıkmadan evvel ve sonraki kalışıdır. Zira İsa aleyhisselam 33 yaşındayken güve kaldırılmıştır. 7 seneyi buna eklersek 40 yaşında eder. Şeyhül Akaid'de şöyle deniliyor. En doğrusu İsa aleyhisselam insanlara namaz kıldıracak, onlara imamlık yapacak ve Mehdi de ona uyacaktır. Çünkü İsa aleyhisselam peygamberdir. Dolayısıyla onun imamlığı daha evladır diye de bir haber vardır. Şeyhül Akaid'in söylediği bizim dediğimize aykırı değildir. Sonra Yecüc ve Mecüc çıkacak ve İsa aleyhisselamın duası bereketiyle Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri Celle Celaluhu onların hepsini yani Yecüc ve Mecüc'ü yok edecektir. Sonra müminler ölecekler ve güneş batıdan doğacaktır. Daha sonra Kur'an-ı Kerim göğe kaldırılacaktır. Nitekim İbn-i Mace Huzeyfe'den şu hadisi rivayet etmiştir. Radiyallahu anhum ve erdahum ecmain ve rahmetullahi aleyhim ecmain. Elbise eskiyip yok olduğu gibi İslamiyet de bir gün gönüllerden sıyrılıp çıkacak, yok olacak. Öyle ki namaz, oruç, kurban, sadaka diye bir şey tanınmayacak. Allah'ın kitabı bir gecede yürütülecek ve yeryüzünde ondan hiçbir iz kalmayacak. İşte bunu da İbn-i Mace rivayet etmiştir. Yine iman bahsinde Beyhaki İbn-i Mesud'dan şu hadisi şerifi rivayet etmiştir. Yeryüzünden kaldırılmadan evvel şanlı Kur'an'ı Kerim olan Kur'an-ı Kerim'i okuyun. Zira Kur'an-ı Kerim yeryüzünden kalkmadıkça kıyamet kopmayacaktır. Ashab-ı Güzün radıyallahu anhüm sordular. Bu musaflar kaldırılacak. Fakat kalplerde mahfuz olan Kur'an-ı Kerim nasıl olacak? Buna karşılık Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Gece yatacaklar, sabah kalkınca Kur'an-ı Kerim kalplerinden silinecek. Ve fakat biz bir şey biliyorduk deyip şiire dalacaklar. Bunu da Beyhaki rivayet etmiştir. Efendim, kıymetli efendiler, Kurtubi demiştir ki bu durum ancak İsa aleyhisselamın ölümünden ve Habeşlilerin Kabe'yi yıkmalarından sonra vuku bulacaktır. Yine kıyametin kopması sebeplerinden biri de
Kabe-i Şerif'te Habeşliler tarafından yıkılacağı haberidir. Yukarıda metinde geçen İmam-ı Azam inançla ilgili sözünü halis ve has hidayet isteğiyle bitirdi. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh hayattayken Fıkıh-ı Ekber'i, ölü zamanında da el-vasiyatlı kitaplarını yazmıştır. Bu vasiyetleri, tabi bütün onun eserleri talebeleri tarafından tedvin edilmiştir. Din usulü ilmi iki kısımdır. Bir kısmını bilmemek imana zarar verir. Allah Teala'nın Celle Celaluhu selbi ve subuti sıfatlarını bilmek, risalet ve nübüvveti bilmek, ahirete ait bazı işleri bilmek gibi. Bunları mutlaka bilmesi gerekiyor. Yine el-makasit sahibi kelam ilmini şöyle tarif etmiştir. Dini inançları kesin delillerinden öğrenmek ve bilmektir demiştir. Bir daha söylüyorum ki unutmayın. Dini inançları kesin delillerinden öğrenmek ve bilmektir. İşte ki kelam nedir, akaid nedir denirse vicdan-ı fıkıh işte bu şekilde tarif edilmiştir. Şu peygamberlerden bazısını bazı üzerine taftil kıldık. Muhakkak biz bazı peygamberleri bazı üzerine üstün kıldık. Tilker rusulü fettalna ba'dahum ala ba'din ve lekad fettalna ba'dan nebiyyine ala ba'din. Bakara suresi 253, El-İsra suresi 55. ayeti kerimelerde. Peygamberlerin peygamber olma bakımından hepsi peygamberdir. Fakat dereceleri farklıdır. En büyük peygamber Hazreti Muhammed'dir. Ondan sonra İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Nuh aleyhisselam gibi sıralamalar yapılmıştır. Bu üstün kılma şu dünyaya ait malın çokluğu ile değil, gizli ilim denilen ledünni bilginin çokluğu sebebiyledir. Yahut da geniş hüküm tariki iledir. En üstün Allah'ın sevgili kulu, Hazreti Muhammed Mustafa'dır aleyhissalatü vesselam. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle buyurdular. Allah Teala Celle Celaluhu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gök ehli ve bütün peygamberler üzerine üstün kılmıştır. Yani bütün meleklerden de bütün peygamberlerden de Hazreti Muhammed daha üstün kılınmıştır. İbni Abbas radıyallahu anh'ın haberi. Tirmizi ile Müslim'in Enes radıyallahu anh'ten rivayet ettikleri hadisi şerifte ise şöyle buyuruyor. Enes seyyidi veledi Adem yevmel kıyameti vela fahra. Kıyamet gününde ben Adem'in çocuklarının büyüğüyüm. Övünmek yoktur. Yani bunu hakikat olduğu için söylüyorum. Övünmek için söylemiyorum demiştir. Bunu da Sahih Müslim ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Yine kıymetli muhaddislerimizden efendim rivayetler vardır. Bakın ne diyor Peygamberimiz. İki kelime iki elimde diyor.
Peygamberimiz buyuruyor ki iki elimde livahül hamd sancağı bulunacaktır. Övünmek yoktur. Adem'den başka bütün peygamberler benim sancağım altında bulunacaklardır. Yer yarılınca ilk çıkacak olan benim. Övünmek yoktur. İlk şefaat yetkisi verilen ve ilk şefaat eden ben olacağım. İftihar etmek yoktur. Bunları övünmek için söylemiyorum, buyurmuş sevgili peygamberimiz. Bu hadisi şerifi İmam Ahmed, Tirmizi, İbn-i Mace gibi kıymetli muhaddislerimiz rivayet etmişlerdir. Yine Tirmizi'nin Ebu Hureyre'den rivayetinde şöyle buyurulmuştur. Yer yarılınca ilk olarak çıkacak olan benim diyor Peygamberimiz Hazreti Muhammed. Yani yerden ilk dirilen, yerden ilk çıkan olan benim diyor. Bana cennet elbiselerinden bir ipek elbise giydirilecektir. Sonra arşın sağ tarafından kalkacağım. O günde bu makamda benden başka yaratıklardan hiçbir kimse bulunmayacaktır, buyurmuştur. Kıymetli efendiler, bu yüksek mevki ve dereceler Hazreti Muhammed'den başka kimseye nasip olmamıştır. Efendim, peygamber hakkında noksanlığa sebep olacak tarzda ve bir hasımlık şeklinde üstün kılmadır. Şimdi bazıları delillere dayanmadan rastgele konuşanlar vardır. Burada Hazreti Muhammed'in üstünlüğü bütün delillerle apaçık güneşten daha parlak ortadadır. Biri Allah'a son derece yaklaştırılma makamı, diğeri son derece terbiye edilme makamı. Bunlara da dikkat et. Şimdi binden fazla açık, kesin ve sağlam delillerle ispat edilmiş olan Allah'ın yarattıklarına karşı yüceliğini ispata delil yerinde şöyle bir düşün. Şimdi gerçek delillerin yerinde, yanında gerçek olmayan deliller delil sayılmaz. Miraç ve Allah'a mekan isnadı, haşa. Allah zamandan, mekandan münezzehtir. O zamanları O yaratmış, mekanları O yaratmış. Zamanlar, mekanlar, alemler Allah'a muhtaç. Allah kimseye muhtaç değil ki. Şüphe yok ki İsra makamı, Musa aleyhisselamın mikatından daha üstündür. Yani Miraç Hazreti Muhammed'den başkasına nasip olmamış. Nerede kaldı ki Yunus bin Metta'nın makamından üstün olmasın? Şimdi bazıları da bakın peygamberlerden Yunus aleyhisselamı daha üstün tutmaya kalkanlara karşı bakın bu cevap verilmektedir. Musa'nın mikatından da Miraç daha üstündür diyor. Miraç sadece Hazreti Muhammed'e nasip olmuştur. Kıymetli efendiler, nerede bulunursanız Allah sizinle beraberdir. Bu ayeti kerime, Hadid suresi 4. ayeti kerimede yine şöyle buyrulur. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Kaf suresinin 16. ayeti kerimesinde. Biz kulağa şah damarından daha yakınız. Ve huvel kahiru fevka ibadi.
Allah kullarının üstünde galiptir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Şanı yüce olmak demektir. Yüce Allah'ın şanı ezeli ebedi yücedir. Allah Teala'ya cihet ispat eden hanbellerle mücessim eden bir taife bu görüşte değildir. Allah Teala onların isnat ettiklerinden uzaktır. Kıymetliler, şarih ne tuhaftır ki Allah Teala'nın yüceliğini ispat etmekte şüphesiz bu Kur'an-ı Kerim emin ruh Cebrail korkutuculardan olasın diye senin kalbine indirdi. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i Hazreti Muhammed'in kalbine indirmiştir. Zira nüzül ve tenzil kelimeleri ala harfi cerriyle müteaddi olurlar. Ebu Muti Ebu Hanife'ye Allah'ın yerde mi gökte mi olduğunu bilmiyorum diyen kişiden sormuş. Ebu Hanife de onu öyle diyen kafir olmuştur. Zira Allah Teala şöyle buyuruyor. Er-Rahmanu alel arşi isteva. Allahu Teala arşı istiva etmiştir. Allah'ın arşı ise 7 kat göğün üstündedir buyurdu. İmam-ı Azam'ın şu sözünü kaydediyor. Yine İmam Abdüsselam. Kim Allah'ın yerde mi gökte mi olduğunu bilmiyorum derse kafir olur. Çünkü onun şanı eşsiz yücedir. Allah'ı yarattıklara benzeten kişidir. Allah'ın benzeri yoktur. Allah'ın mekanı olduğunu düşünen kimse ise Allah'ı yarattıklara benzeten kişidir. Çünkü bu söz Allah'ın bir mekanı olduğunu düşüncesini aklarak getirir. Allah zamandan, mekandan münezzehtir. Efendiler, Ebu Muti biliyorsunuz hadis ricalindendir. Ebu Hanife müteşabih sıfatlara inanır ve tevilinden sakınırdı. Yani müteşabih ayetler, müteşabih sıfatlar. Bunlar keyfiyetsiz olan sıfatlar olduğu için bunları manasını Allahu Teala'ya havale eder. Zaten büyükler büyük düşünürler, küçük iş yapmazlar, daha büyük davranırlar. Bunun için kıymetliler Allahu Teala var iken arş yoktu. Arş-ı alaya da Allah'ın ihtiyacı yok. Çünkü arşı da, kürsüyü de, bütün yerleri, gökleri, tüm alemleri o sonradan yaratmıştır. Onlar olmadan Allah vardı. Allah zamandan, mekandan münezzehtir. Bişir el-Mersi'nin secdede âlâ ve esfel olan Allah'ı tesbih ederim. Söylemesi ise zındıklıktır, küfürdür. Allah'ın isimleri hakkında ilhattır. Çünkü gökyüzü duanın kıblesidir. Rahmetin inme yeri olmasına binaendir. Duada yüzümüzü göğe doğru yönetmek gerekecekti. Şimdi Yüce Allah, biz Allah'ın şanının yüce olduğunu bütün varlığımızda inanırız ve Allah'a yöneliriz. Şimdi göklere yönelmekten maksat da gökler değildir, Allah'ın yüceliğidir.
Kulun benden sana sorduğu zaman ben ona yakınım. Dua ettiği zaman dua edenin duasını kabul ederim. Ne tarafa yönelirseniz Allah'ın yüzü o taraftadır. İşte bunlar bu keyfiyetsiz sıfatlardır. Nasıl ve niceliğini Allah'ın kendisi bilir. O yüce bir varlık. Alimler dua halinde elleri göğe doğru kaldırmanın halis bir kulluk olduğunu kabul etmişlerdir. Yine Kâbe bedenlerin kıblesi olduğu gibi dua anında arş-ı âlâ da kalplerin kıblesi olmuştur. Yöneliş ancak kalpten göklerin yaratıcısına karşı olur. Duada ellerin göğe doğru kaldırılmasının sebebi gökler rızık deposu olduğu içindir. Nitekim Allahu Teala bu konuda şöyle buyuruyor: Ve fis semai rızgukum. Sizin rızkınız göklerdedir. Yöneliş maddeye değildir, göklere de değil, Allah'adır. Bu da Allah'ın şanının yüceliğidir. Ve o eşsiz yücedir. Nasıl ve niceliğini de kendi en iyi bilendir. Peygamberimizden sonra en üstün peygamber İbrahim aleyhisselamdır. Kıymetliler, o da Hazreti Muhammed'in dedesidir. İnne İbrahim'e halilullahi ela ve ene habibullahi. Bakın bu haberde şüphesiz İbrahim aleyhisselam halilullah'tır. Ben ise Habibullah'ım buyurdu. İşte bir haberde de peygamberimizden bu rivayet vardır. Hicri asır başlarında Cad bin Dirhem olmuştur ki bu sebeple Irak ve Şart emiri Halid bin Abdillah el-Kuşeri Cad'ı vasıtta boğazlamıştır. Şimdi Allah Teala İbrahim'i halil edinmediğine inandığı için şüphesiz ben Cad bin Dirhem'i boğazlıyorum dedikten sonra hutbeden inip Cad'ın kafasını efendim idam ettiler. Böyle bir haber bulunmaktadır. Halid bin Abdillah'ın bu hareketi zamanındaki ilim adamlarının fetvasıyla olmuş olduğu söylenmektedir. İbrahim aleyhisselamdan sonra peygamberlerin en faziletlisi Nuh aleyhisselam, sonra Musa aleyhisselam, sonra da İsa aleyhisselamdır. Şimdiye kadar zikredilen Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam, Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Nuh aleyhisselam diğer bütün peygamberlerden üstündürler. Bu sayılan beş peygamber, peygamberlerin en faziletlisi olup, ülül azim peygamberleri diye anılmışlardır. Dini el birlik tatbik edip ayrılığa düşmeyesiniz diye Allah Nuh'a Celle Celaluhu Nuh Aleyhisselam'a tavsiye ettiğini ve sana vahiy ettiğimizi bir de İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya tavsiye ettiğimizi size şeriat yaptı buyuruyor. Bu da Şura suresinin 13. ayeti kerimesidir. İbrahim'den sonra en üstünü Nuh aleyhisselam
Ondan sonra Musa aleyhisselam, daha sonra İsa aleyhisselamdır. Yani sıralamada değişik görüşler vardır. Yine Celaleddin Es-Suyuti, bu üç peygamberden hangisinin üstün olduğu hususunda bir rivayet bilmiyorum demiştir. Celaleddin Es-Suyuti çok kıymetli bir İslam alimidir. Rahmetullahi aleyhi ve aleyhim ecmain. Biz bütün peygamberlerden, senden, Nuh'tan, İbrahim'den, Musa ve İsa'dan söz aldık. Onlardan sağlam bir söz aldık. Dört peygamber varlık alemine geliş sırasına göre zikredilmiştir. Bizim peygamberimiz ise önce zikredilmiştir. Bakın en son peygamber ilk defa yaratılan bütün alemler onun nurundan, cevherinden yaratılmış bir peygamber ki Hazreti Muhammed Allah'ın en büyük peygamberi, en büyük kuludur. Çünkü alemi şuhutta onun derecesi hepsinden öncedir. Yani Hazreti Muhammed'in derecesi alemi şuhutta hepsinden öncedir. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa, bütün çağlara, bütün milletlere peygamber gönderilmiştir. Öbür peygamberler şehirlere, devletlere, köylere gönderilmişlerdir, kasabalara. Ve bir zaman dilimi için gönderilmişler. Hazreti Muhammed ise bütün çağlara, bütün milletlere, ta kıyamete kadar ebedi artık son peygamber Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Bütün alemlere bir korkutucu olsun diye kuluna Kur'an-ı Kerim indiren Allah'ın şanı ne kadar yücedir, eşsiz yücedir. Tebârekellezî nezzelel furgâne alâ abdihî liyekûne lil âlemîne nezîrâ. İşte bu ayeti kerime ve emsali ayetler bütün alemlere Hazreti Muhammed peygamber gönderilmiştir. Hatta göklere de, bütün meleklere de. İçlerinden kim ben ondan başka bir ilahım derse biz onu cehennemle cezalandırırız. Müslim-i Şerif'te rivayet edilen bir hadis-i şerifte ise sevgili peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Bu'istu ilel halgi kâfeten. Ben bütün insanlara peygamber olarak gönderildim. Bakın yine Enbiya suresi 107. ayeti kerimede ve mâ ersennâke illâ rahmeten lil âlemin. Biz seni yalnız alemlere rahmet olarak gönderdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah-u Teala bol bir su akıtmıştır ve hayat kazanırlar. Hayatlarını kaybedenler vardır, hayat kazananlar vardır. Her iki fırka için rahmetti. Ancak tembeller bu nimeti kendileri için sıkıntı ve zorluk kabul ederek bundan mahrum olmuşlardır, faydalanmamışlardır. Kıymetli efendiler, Zemahşer'in bir misal vererek söylediği şu sözdür. Allah Teala bol bir su akıtmıştır, hem de alemlere rahmet. Bir kısım insanlar bu rahmetten efendim her türlü faydalanmayı bilmişler ve hayat kazanmışlardır. Bir kısım insanlar da
bu rahmetten faydalanmayı terk ederek hayatlarını kaybetmişlerdir. İşte burada da bütün alemlere Hazreti Muhammed bir rahmet peygamberidir. Yine sevgili peygamberimizden Şeyhül Akaid'de şöyle rivayet edilmiştir. Ben Adem evladının en büyüğüyüm. Fakat övünmek yoktur, bunları gerçek olduğu için söylüyorum buyurmuştur. Çünkü peygamberler her doğruyu konuşurlar. Allah Teala doğruyu konuşmaktan çekinmez, peygamberi de doğruları konuşur. Yeryüzünün en doğru sadık kişileri sıdık sıfatıyla vasıflanmış peygamberlerdir. Bunların da Seyyidi İmamı Hazreti Muhammed'dir. Şimdi sevgili peygamberimizden şanlı rivayetler bulunmuştur. Yine Ali İmran Suresi 110. ayet-i kerimesinde Küntüm hayra ümmetin yuhricet linnâsi te'nurûne bil marufi ve tenhevnânil münker buyurdu Yüce Rabbimiz. İnsanlar için meydana çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Muhammed ümmeti de her ümmetin en hayırlısıdır. Yalnız özelliğine bakın, marufu emredersiniz, münkerden nehyedersiniz diyor. Muhammed ümmeti bunu yapmaya devam ederek geldi, devam ederek gitmelidir ve gitmektedir görevini yapanlar. Resullerin en üstününe inanmamız sebebiyle ümmetlerin en hayırlısı olduk biz. En büyük peygamberin ümmetiyiz de ondan. Görevimizi iyi yapalım, kıymetimizi bilelim. Nazari kuvvet bakımından esas kemalatın başı, Yüce Allahu Teala'yı tanımak ve bilmektir. Allah Celle Celaluhu Hazretlerini. Nazari kuvvet bakımından esas kemalatın başı Yüce Allah'ı Celle Celaluhu tanımak ve bilmektir. Ameli kuvvette kemal Allah Teala'ya itaattır. Allah'ı bilen, Allah'a itaat eden. İşte olgunluğun doruğuna çıkacaklar bunlardır, çıkanlar bunlardır. Şeriatların izi silinmiş, zulüm eserleri ortaya çıkmış. Zulmün alametleri, bakın, insanlığı kaplamış idi. Küfür yeryüzünün her tarafını kaplamış. Batıl etrafını doldurmuştu. Araplar putları ilah edinmiş. Kızlarını diri diri toprağa gömüyorlardı. Efendim, hatta bunu bir kanun haline getirmişlerdi. En büyük katillik kanun haline getirilmiş. O zaman yeryüzünde fesada çalışmak, devam eden bir adet, kan akıtmak, yaygın bir tabiat, kaba kuvvetle yağma etmek geçerli bir ticaret idi. İranlılar ateşe tapıyor, anaları ile zina ediyorlardı. Rumlar diğer beldeleri tahrip etmeye devam ediyor. Onlar da İncil'in ve İsa'nın yolundan, Tevrat'ın Musa'nın yolundan sapmışlar. Onlar da öbürlerinden farklı değillerdi. Dünya perişan bir haldeyken, işte şöyle bir bakın dünyanın haline. Rumlar diğer beldeleri tahrip etmeye devam ediyorlar idi. Kazandıkları, zafer kazandıkları ülkelerdeki
vatandaşlara zulmediyorlardı. İnsanların ırzını çiğniyorlardı. Dinleri putlara tapmaktı. Yani Rumların da Bizans'ın da durumu buydu. Dünyada bunlar vardı, süper iki devlet. Adetleri insanlara zulmetmekti. Hint halkının çoğunluğu putlara tapmaktan ve kendilerini ateşle yakmaktan başka bir şey bilmiyorlardı. Yani Hint ve Çin tarafları da böyleydi. Yahudiler dinlerinin esaslarını tahrif etmek, Allah'ı yaratıklara benzetmek ve Mesih-i İsa'yı yalanlamakla meşguldüler. İsa'yı çarmıha germek istemişler ve onu inkar etmişler. İsa'ya veled-i zina çocuğu demişler. Meryem zina yoluyla İsa'yı kazandı demişler. Efendim hulül ve teslis inancı ile meşgul idiler. Hristiyanlar da, Yahudiler de İsa'nın, Musa'nın, Tevrat'ın, İncil'in yolundan sapmışlardı. Açık mucizeler ve işaretlerle ve parlak bir milletle takviye edilmiş sadık peygamber, böyle bir dünyaya bakın, sadık bir peygamber Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam sağlam bir din ile ve doğru bir yol ile açıkça aklın gereği olan sağlam, halis tevhid inancına ve halis ibadetlere, adaletli efendim üstün siyasetlere, zalim vergileri ve bozuk adetleri kaldırmaya çağrıcı olarak gönderilince bu fahiş cehaletler ve batıl sapıklıklar yok olup tevhid inancına bağlı olan millet bayrağı ortaya çıkmış. İşte o gerçekleri inkar edenler ortadan kaldırılmış, akıllar yaratıkların yaratıcısını bilmek hususunda aydınlanmış. Halk dünya sevgisinden Mevla sevgisine dönmüş. Peygamberliğin manası ilmi ve ameli kuvvet cihetinden noksanlıkları tamamlamak olunca, İşte Musa, İsa ve diğer peygamberlerdekinden daha mükemmel, daha meşhur, daha çok ve daha şumullü dünyaya bir Muhammedi şeriat, yüce İslam doğmuştur. Ve bütün cihanı, tüm milletleri şumuliyle kucaklamıştır. Musa aleyhisselamın daveti yalnız İsrailoğullarına hasredilmiştir. Musa İsrail peygamberidir. İsrail'e gönderilmiştir. İsa da böyledir. Hazreti Muhammed cihan peygamberidir. Bütün çağların, bütün milletlerin peygamberidir. Bize göre onlar denize göre bir damla gibidir. Musalar, İsalar Muhammed denizinde birer damla gibidirler. Çünkü bütün milletlerin içerisinde İsrail'in durumu nedir? Tüm dünya nüfusunda bir damla misalidir. Onlar bir, o zaman İsrail bugünkünden de azınlıktaydı. İsa aleyhisselama ancak az bir cemaat iman etmişti. Sadece İsa'nın da 12 havarisi vardı. Durum böyle olunca bildik ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en büyüğü, en üstünü, velilerin dayanağıdır, bütün evliyaların da önderidir, bütün peygamberlerin de seyidi, imamıdır. Sultanul Enbiya, Resulü Kibriya, Habibi Hüda,
Esfiya, el esfiya, el etkiya, eftalü tahaya. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem bütün cihana peygamber olarak bütün milletlere ve çağlara gönderilmiştir. Son peygamberdir. Artık onun şeriatına bozulmak, Kur'an-ı Kerim'e bozulma şansı yoktur. Ta kıyamete kadar. Sonra demiştir ki, bir peygamber bütün velilerden daha üstündür. Bütün velilerden, dikkat et. Birçok kavimler veli peygamberden üstündür demişler ve çok yanılmışlar. Dedikleri için sapmışlardır. Çünkü veli peygamberden üstün olmaz. Peygamber şeriatla Allah gönderir onu. Kitapla, şeriatla. Evliyalar o peygamberin izinde giderler. Hiç bütün evliyaların hepsini toplarsanız bir peygamberden üstün olamazlar. Hepsi. Hepsinin derecesini toplasanız. Onlar bu düşüncelerini Hazreti Musa'nın Hızır Aleyhisselam'dan ilim öğrenmesine dayandırıyorlar. Bu da burada da yanılmışlardır. Hızır Aleyhisselam Musa'nın bildiği şeriat ilmini bilmiyordu. Musa da ledün ilmini Hızır'dan gördü. Burada bir defa ölçüyü, üstünlük ölçüsü peygamberliktedir. Sonra Hızır Aleyhisselam'ın peygamber olup olmadığı da ihtilaflıdır. Bir veli olan Hızır'ın Musa Aleyhisselam'dan daha üstün olduğuna hükmetmişlerdir. Burada da yanılmışlardır. Musa Aleyhisselam büyük bir peygamberdir. Ne kadar evliyalar olursa olsun peygamberlerin derecesi daha üstündür. Hızır bir peygamberdir. Bakın, bazılarının inandığı şekilde eğer peygamber değilse, yukarıda bahsedilen öğrenme durumu Musa Aleyhisselam hakkında bir imtihandır. Bir velinin bir peygambere iman etmesi sebebiyle veli olması, sonra da bu peygamberin o veliden daha aşağı mertebede bulunması mümkün değildir. Onun için kıymetliler, haktan sapan, gerçeğe uymayan görüşler vardır. Bunlara evliyacılar denir. Peygamberleri yok sayan, evliyayı daha da gözünde peygamberden daha ileri tutan, hatta daha başka ifrat ve tefritlere giden, hatta evliyaların böyle bir görüşü yoktur. Evliyaları bu şekilde sonradan sapan, evliyaların yolundan sapanların görüşüdür bu da. Çünkü gerçek evliyalarımız hiçbirisi ben peygamberim veya peygamberden ben üstünüm deme şansları olmamış. Katiyen onlar böyle bir şey yapmamışlardır. Bütün velilere Allah bol bol rahmet eylesin. Kaddesallahu esrarahum. Tüm peygamberlere selam olsun. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed'e salatü selam olsun. Yüce Rabbimize uçsuz bucaksız namütenahi hamdü senalar olsun. Elhamdülillah bi adedi halvih.